Evet sevgili izleyiciler, bugün İz Bırakanlar'da yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Türk sinemasının en önemli eleştirmenlerinden ve aynı zamanda deneyim ve üretkenliğiyle de tartışılmaz bir isim Atilla Dorsay'la birlikteyiz. Efendim merhaba. Merhaba. Ne güzel sizinle bir arada olmak. Sizinle bir arada olmak daha güzel. Sağ olunuz. Güzel bir sohbete imza atacağımızı İnşallah. Başından biliyorum açıkçası. İnşallah. Atilla Bey, biz sizi hep sinema eleştirmeni olarak yazdığınız yazılardan, köşe yazılarınızdan, yazmış olduğunuz kitaplardan tanıyoruz. Hatta kuşaktan kuşağa tanıyoruz. Bahsettiğim gibi sohbetimizde de Atilla Dorsay ne yazmış acaba? Bu filmle ilgili bir okuyalım, ondan sonra görelim ya da gördükten sonra acaba sizin eleştirileriniz nedir, yorumunuz nedir diye hep merak edip o yazmış olduğunuz köşeleri ilgiyle takip ettik. Ama Atilla Dorsay Mimarlık Fakültesi'nde okudu ve Mimarlık Fakültesi'nden sinema eleştirmenliğine bir pencere açıldı. Nasıl oldu bu? Eminim izleyicilerimiz de bunu çok merak ediyorlardır. Bu sorunun yanıtını vallahi sizden rica edeyim. İnsanın ileride yapacakları küçük yaşta belli oluyor. Yani ben ailem Karşıyaka'da otururdu İzmir'de. Orada da sinemalar vardı. Sözünü ettiğim 40'lı yılların ikinci yarısı. Ben küçücük bir çocukken annem babam evde de bırakacakları kimse olmadığından kız kardeşlerim daha sonra dünyaya geldiler. Beni de alıp sinemaya götürürlerdi ve o sinema tutkusu 40'lı yıllarda başladı. Savaş filmleri, korsan filmleri, westernler, Amerikan sineması özellikle. Sonra İstanbul'a geldik beni Galatasaray Lisesi'ne verebilmek için. 2 yıl Ortaköy'de okuduktan sonra Galatasaray'a geçtim ortaokulla birlikte. Hı hı. Galatasaray'a biliyorsunuz Beyoğlu'nun göbeğinde. Gerçi yatılıydım ama çarşamba öğleden sonları ve hafta sonları çıkardık ve çıkar çıkmaz kendimizi sinema cennetinin ortasında bulurduk. O filmleri çok sevdim ve 12 yaşından başlayarak gördüğüm bütün filmleri defterlere yazmaya başladım. Bu benim sinema sevgimin göstergesiydi. Fakat başka bir şey de galiba mimarlığımın göstergesiymiş. Çünkü onları böyle o kadar düzgün çizgilerle ayrılmış defterlere o kadar muntazam biçimde yazmışım ki ben de hayret içindeyim. Bütün o defterler duruyor. Kabaca 12 yaşından itibaren yazdığım defterler. Adı, orijinal adı, yönetmeni, oyuncuları. Hangi sinemada görmüşüm ve notlar, yıldızlar ve fevkalade çok güzel, orta, iyi, kötü gibi şeyler ve arkasından da ikişer, üçer cümleyle de olsa ilk eleştiriler. Düşünün o yaşta filmleri eleştiren, bunun için defterler tutan bir insan ileride başka ne olabilir? Ama tabii sinema eleştirmenliği diye bir meslek yoktu. Hala var mı o da tartışılır. Ve ailem benim bir olumlu bir meslek yapmamı istiyordu. İşte dediler mimar, mühendis ya da doktor. Mimarlığı seçtim. Sanatta en yakın olan şey. Gerçi diplomat da olmak istiyordum. Dillere çok ilgim ve yeteneğim vardı. Fakat Güzel Sanatlar Akademisi'ni, bugünkü adıyla Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazanınca mimarlık bölümüne hemen oraya başvurdum. 1957 yılında Galatasaray'ı bitirdiğim yıl girdim. İşte biraz uzadı etti. Paris'te kendime bir yıllık bir tatil verdim. Bazı büyük hocalardan Sedat Hakkı Eldem gibi ilk projeyi ilk verişte geçemedim. 2 tane bir sömestr yani 1 yılda oradan kaybettim. Çünkü mimarlık kolay bir eğitim değildir. Neticede 64 yılında mezun oldum. Askere gittim. 2 yıl geldim ve gelir gelmez de yine aileme verdiğim söz nedeniyle İstanbul Belediyesi İmar ve Planlama Müdürlüğü'ne başvurup mimar olarak çalışmaya başladım ki 2 yıl sürdü. Ama hemen sonrasında da filmler için yazdığım eleştiriler Cumhuriyet'e başvurdum. Yine 1966 yılının Aralık ayında. Onlar da hemen kabul ettiler. Yani bugün bakıyorum da bir dizi mucize. Bugün evet. Bir sinema yazarı veya herhangi bir yazar 2 yazıyla bir gazeteye gidecek de eleştirmen, köşe yazarı olarak hemen kabul edilecek. Böyle bir şey mümkün değil. Ama herhalde bende bazı nitelikler vardı. O dönemde de sinema eleştirisine örneğin çok ilgi duyan genç insan yoktu. Ve hemen Cumhuriyet'te yazmaya başladım. 27 yıl orası. Sonra başka gazeteler derken işte 52. yıla 52. yılı idrak ediyorum sinema yazarlığımın. Bir tesadüf sonucu 52 kitap da çıkardım. Evet. Bu son kitabım evet, oradaki. Son kitabınız. Tam 52. kitabım oluyor. Böylece bu alanda zaman olarak olsun, ürün olarak olsun hayli emek verdiğim söylenebilir. Evet. Bu kitapta çok özel isimler var. Farklı meslek dallarından. Hem yönetmen, hem oyuncu. Hem de siz Diğer diye bir başlık açmışsınız. Orada müzisyenler var. Şairler, yazarlar. Şairler ve yazarlar da var. Edebiyat üstadları var. Bu kadar çok isimle birlikte
hepsiyle bir arada oldunuz. Hepsiyle anılarınız şimdi var. Şimdi şöyle oldu. Müthiş bir birikmişlik. Bir portreler kitabı yazmak istiyordum ve yazdım da hatta. Fakat aralarında hala hayatta olan insanlar da vardı. Yani öyle bir ayrım yapmadım. O kitabı biraz geciktirdik. O sırada ardı ardı özellikle 2017 yılında o kadar çok ölüm yaşandı ki sinema dünyasında özellikle. Baktım ki sırf vefat etmiş olan insanlara bir kitap ayırmam daha doğru olacak. Ve kabaca 2015'ten bugüne ki o da 12 yıl, 13 yıl ediyor. Aramızdan ayrılan sanatçılara, öncelikle sinemacılara ama sonra oyunculara, daha sonra yine yakından tanıdığım yazarlar, çizerler, edebiyatçılar, müzisyenler ve arada benim için çok önem taşıyan özel bazı kişilikler, ne bileyim ben Beyoğlu'na bulunduğu katkıyla Vitali Hakko, gazeteciliğe bulunduğu katkıyla eşsiz gazeteci Leyla Umar ya da benim gençlik arkadaşlarımdan biri olan rahmetli Reşat Nuri Güntekin'in, o da rahmetli olmuş kızı Ela Güntekin. Onlara da birer yer ayırdım. Bu insanların da yalnız benim kişisel hayatıma değil, Türk toplum hayatına veya İstanbul'a çok büyük katkılarda bulunduğuna inanıyorum. Böylece 40 portre çıktı ve onları birleştiren şey sizin de dediğiniz gibi hepsinin çok yakından tanıdığım, beraber çok zamanlar geçirdiğimiz ve aynı zamanda bütün bu son 20-30-40 yıl içinde Türk toplumuna damgasını vurmuş kişiler olması. Evet. Çok birbirinden özel isimler var. Siz de birkaçını saydınız. Ben de saymak istiyorum. O haksızlık da etmeyelim isimlerinin tümünü sayamadıklarımıza. Lütfi Akat var. Türk sinemasının çok önemli yönetmenlerinden biri. Halit Refik var. Yine Memduh Ün var. Yılmaz Güney var. Zeki Ökten var. Ülke Erakıl'ın var. Ülke Erakal'ın çok özür diliyorum. Ekrem Bora, Çolpan İlhan, Tuncel Kurtiz, Müşfik Kenter, Tarık Akan, Zeki Alasya, Engin Cezzar, Halit Akçatepe var. Çok 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 isim var. Burada isimlerini sayamayacağımız kadar o diğer alanlara damga vuranlar başlığı altında da Atilla İlhan var, İlhan Selçuk var, Vedat Türkali var, Üstün Dökmen, Zeki Müren var. Evet, şimdi Zeki Müren tabii o son yıllarda vefat etmiş değil. Gerek onun gerek Yılmaz Güney'in vefat tarihleri çok daha eski. Elbette. Ama şunu fark ettim ki bu iki insan üzerine çok yazı yazmışım. Hala bizi etkiliyorlar. Hala Yılmaz Güney'in filmleri izleniyor. Hala Zeki Müren üzerine yeni yorumlar getiriliyor. İşte bir takım en son dedikodular çıkarılıyor. Bir pilota aşık olmuş da biliyorsunuz Cem Yılmaz'ın en son filminde böyle bir dedikodu bütün gazetelerde kullanıldı. Ama müziğiyle, sesiyle, yorumuyla inanılmaz bir insandı ve ben onu da yakından tanımak talihine eriştim. Zeki Müren'le bir anınız var mı? Efendim? Zeki Müren'le bir anınız var mı böyle? Zeki Müren'le bir anım var tabii. Yani şimdi Zeki Müren'le ben askerliğimi yaparken hafta sonları bazen yani cebimde para olursa gider Büyük Efes Oteli'nde geçirirdim hafta sonunu. Oranın bir yüzme havuzu vardı. Oraya bütün ünlüler gelirdi. Gönül Yazar, yani fuar zamanı olurdu çünkü. Evet. Fuar zamanında hepsi orada kalırdı. O arada işte ben Zeki Müren'le de ve Gönül Yazar'la da tanıştım. Ve Zeki hemen beni akşam Kordon'da bir yemeğe davet etti. Gittim, Kordon'da harika bir masa kurulmuş. Alsancak'ta, denizin kıyısında. Böyle bir takım gayet kibar insanlar, gayet kaliteli falan oturdum. Tabii Zeki Müren'i biraz tanıyorum ediyorum ama yani basından gördüğüm kadarı. Birdenbire o kadar müstehcen şeyler anlatmaya başladı ki fıkralar filan. Fakat onlara kendine özgü bir mizah katıyor, bir incelik katıyor. Ve o bunu anlattığı zaman mesela orada bir takım hanımlar filan var. Diyorsunuz ki yüzü kızaracak, bir tepkide bulacak. Hayır, hepsi kahkahalarla gülüyorlar. Ve o akşam Zeki'nin zekasına yani müstehcen bulunabilecek bir espriden bile nasıl bir zeka ürünü fışkırttığına, insanları nasıl gayet hoş biçimde eğlendirdiğine ki sahne şovları biliyorsunuz bambaşka bir olaydı. Onlara da sonradan katıldım. Sonra İstanbul'a geldim, evlendim, Dört Levent'e gittik. Bir baktım bizim arkadaki Aka sokağında oturuyor Zeki Müren. Yıllar sonra gelip oraya yerleşmiş. Orada da ziyaretine gittim. Neredeyse yani, komşu olmuşsunuz. Komşu olmuş olduk. Böyle anılarımız oldu tabii. Peki Yılmaz Güney nasıl bir kişilikti? Siz yani yakından tanımış Yılmaz Güney biri için olarak kitaplar yazmak lazım. Zaten ikinci baskısı böyle tuğla gibi olan bir kitabım var. Fakat yeni şeyler söylemek için buradaki bu bölümü de ekledim. Hayatımıza işte malum 1950'li yıllarda girdi aslında. Ama 1960'lı yıllarda çok etkili olmaya başladı. 70'li yıllar onun asıl en üretken olduğu ve birbiri arkasına güzel filmler yaparken aynı zamanda işte Bir Hapisten
öbürüne. 50'li yılların sonunda zaten bir hapis çekmişti. 12 Mart 1971'de tekrar tutuklandı. Oradan çıktı, tam işte Arkadaş filmini çekti. Sonra Adana'ya endişeye çekmeye gitti. Orada elini kana buladı, bir hakime vurdu. Tekrar hapse girdi. Ben tekrar onu Selimiye cezaevindeyken ziyaret etmiştim. Bu sefer o Marmara'daki adada, İmroz Adası'nda gidip ziyaret ettim. Ondan sonra malum kaçtı, Fransa'ya gitti, orada da vefat etti. Böyle bir gelgitli hayatın içinde rastlantılarımız hep böyle teğet geçerek oldu. Hı hı. Yani bir yerde rastlaşıyorduk, oturup 5 dakika konuşuyorduk veya ben onunla bir söyleşi yapıyordum. Hele hapishanedeyse o gayet sağlam, dört başı mamur bir söyleşi olabiliyordu. 2 tane hapishane söyleşim vardır onunla. Yani sonunda onun bütün sinemasına gayet yakından vakıf oldum eski deyimiyle. Bütün filmleri defalarca izledim. Ben de her zaman çok iyi, çok dürüst, sosyalizme gerçekten çok inanmış, hiçbir dostluğa, hiçbir ilkeye ihanet etmeyen, aynı zamanda inanılmaz bir sinema yapma yeteneği olan, aynı ölçüde yazar olan kitapları var ve ilk senaryoları bazen sette yazıldıysa da sonradan özellikle hapishaneye girip mecburen orada senaryo yazmaya başladıktan sonra incelikli, ayrıntılı, dört başı mamur senaryolar da yazabilen, hakikaten çok önemli bir kişilik olduğunu inanıyorum. Bunun göstergesi de şu, o bugün hala anılıyor, hala unutulmadı. Evet, çok önemli. Nitekim ve çok yetenekli bir kişi daha var, böyle yine daha eski bir zamanda vefat etmiş, Onat Kutlar. Hı-hı. Bakın bugünlerde onun da ölüm yıldönümüydü ve her yerde anıldı. Yani Onat Kutlar da işte bir suikaste kurban gitti yıllar önce. O da unutulmayan bir isim olarak kalacak. Bu isimlerle aynı zamanda yaşamak, onlarla masalları, anıları... Anekdotları paylaşmak benim hayatımın en güzel yanlarından biri ve bu kitapçık bunun bir ürünü oldu. Ama esas anılarımı 2 yıl sonra 80. yaş gününe hazırlıyorum. Burada daha da geniş biçimde bunlarla ilişkimi anlatacağım. Biz şimdiden müjdesini yani vermiş olalım. Yani benim gibi bir insanın görevi bu anıları genç kuşaklara nakletmek. Bu bizim evet. için bir misyon. Evet. Bunun önüne geçilemez ve bunu yapacağız inşallah. Evet. Zaten hep söylediğimiz şey kültürün aktarımı için işte kuşaklar arası iletişim şart. O iletişimin yolu da bazen yazı oluyor, bazen kitap oluyor, işte evet. bazen de karşılıklı sohbet evet. oluyor. Şimdi Türkiye'de anılar yazılmadı uzun süre. Kimse anılarını yazmazdı. Allah'tan şimdi moda oldu. Birçok insan anılarını yazdı ve bütün bunların çok büyük birer önem taşıdığına inanıyorum. Evet. Sizin emeğinizin de Türk sinema tarihi açısından çok önemi var. Önemli bir yeri olacak aktarma konusunda. Peki sinema eleştirmenliği Attila Dorsay'ın hayatında neleri değiştirdi? Vallahi nasıl etkiledi? Çok şeyi değiştirdi ki sinema eleştirisini tabii Türkiye'de başarılı oldum sinema eleştirisinde. Türkçem çok iyiydi çünkü çok küçük yaştan itibaren bu gözlüklerin de gösterdiği gibi ama bunları ben daha ilkokulda takmaya başlamıştım. Gözlerimi yormuştum, çok okudum ve bu bana Türkçe'ye hakimiyeti getirdi. Dillere çok meraklıydım dediğim gibi bu yüzden diplomat olmayı bile düşünmüştüm. Fransızcam kusursuzdur, Galatasaray Lisesi mezunuyum. Fransa'da bir keresinde 1,5 yıl olmak üzere aralıklı da olsa yaşadım çeşitli dönemlerde ve birçok klasik kitabı Fransızcasından okumuşumdur. Onlar hala elimde durur. İngilizceye de bir hayli hakim oldum. Fransızca kadar olmasa da bir ara İtalyanca'ya merak sardım. Casa d'Italia vardır hala tepe başında İtalyan Kültür Merkezi. Oraya devam ettim. İtalyanca'yı da öğrendim ve oraya devam etmem bana ayrıca başka bir şey kazandırdı. Eşim Leman'ı orada tanıdım. Çünkü o da o yıllarda İtalyanca'ya merak sarmış. Casa d'Italia'daki kurslara katılmış. Ve biz orada tanışıp 1973 yılında evlendik evet. ve hala devam o zaman eden İtalyanca bir... aşkı da beraberinde getirdi diyebiliriz. Leman Hanım da sizi buluşturdu aşkın çünkü. Aşkın bilidir benim İtalyanca için. Tiamo, tiamo diye şarkılar var. Öyle oldu evet. Evet ne mutlu. İşte yani bütün bunlar tabii benim bir Türk eleştirmeni olarak bir noktaya gelmemi sağladı. Ama dillerim sayesinde ve çok yakın ilişki ve dostluk kurma yeteneğim sayesinde uluslararası planda Fipreski, Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu, onun başkanı olan Klaus Eder mesela 40 yıldır başkan neredeyse çok yakın dostum oldu. Onun sayesinde dünyanın her yanında festivallere davet edildim. Birçoğuna elemanla gittik, bazılarına gidemedik. Mesela Küba'ya davet edilmiştim Havana Festivali'ne. Bu sırada yanılmıyorsam eşim hamileydi, gelemedi. Böyle istisnaların dışında her yere birlikte gittik. Bütün bir uzak doğu seyahati yaptık. Nasıl oldu? Japonya'da Yamagata denen küçük kentte
bir belgesel filmler festivaline davet aldım. O sayede karışık, kompleks bir bilet alıp, iki bilet alıp, yalnız Japonya değil, bütün uzak doğuyu gezdik. Yani sinema beni dünyaya açtı. Evet. Dünya da beni sinemaya açtı. Tabii oralara gidip bütün ülkelerin sineması yakından tanımak, bütün ustalarla tanışmak. Yani bugün herhalde... Şimdi Japonya dediniz, mesela Japon sinemasına Akira Kurosawa değil mi? Evet, evet. Akira Kurosawa ile çekilmiş resmim ve onunla yaptığım söyleşi var. Yıllar önce yayınladığım Sinema ve Unutulmayalar adlı kitapta. Moskova'da karşılaştık, gerçi Japonya'da değil. Ama öyle bir şey ki, bu festivallere gittiğinizde mutlaka ünlülerle karşılaşıyorsunuz. Ben de becerikliyimdir, dil de bilirim. Sokulganımdır. Alfred Hitchcock'la baş başa söyleşi şimdi benim, yaptım. Benim en sevdiğim, en beğendiklerimden bir tanesi. Unutulmaz evet, bir şey ama. Korku sinemasının üstadı, diyebiliriz. Yani dünyada belki hala bir numaralı yönetmen. Ne oldu? Evet. 73 yılında ikinci Cannes Festivali'nde o da Frenzy adlı filmiyle oraya katılmıştı. Son filmlerinden biridir. Yanımda da fotoğrafçı arkadaşım Arda Uskan'ı aldım. Şimdi vefat etti. Yazardı ama aynı zamanda fotoğrafçıydı. Gittim otelinin kapısını çaldım. Yanındaki madam çıktı. Dedim ben bir Türk sinemacısı arayayım, onunla bir söyleşi yapmak istiyorum. Aha ustaya söyleyeyim, tekrar gelin arayın, neyse. Cep telefonu yok da bir gelip kapıyı vuruyoruz falan tekrar. Gittim ve dedi ki evet usta sizi kabul edecek. Yanıma aldım Arda Uskan'ı, gittik. Ve baş başa bir söyleşi. Çünkü şimdi de söyleşiler oluyor. Onları da baş başa söyleşi gibi sunuyorlar. Tabii o dönem ama için müthiş bir şey. Müthiş. Şimdi round table dedikleri bir festivalde 12 kişi falan bir masanın etrafında oturuyor. Yönetmen veya oyuncu geliyor. İşte herkes notlar alıyor. Yanına yaklaşıp bir resim çektirmek kolay değil. Eğer başarabiliyorsanız, ki ben onu da başarıyordum. Sokulganlığım dolayısıyla. Yani benim kadar ünlü insanlar resim çektirmiş olan bir sinemacıları yoktur. Bunu içtenlikle söylüyorum. Evet. O da sizin tabii kişisel yetkinliğinizden kaynaklanıyor. Son dönem yeni, yani genç diyebileceğimiz yeteneklerden Robin Williams var mesela. Robin Williams'a da yaptım söyleşi. Evet. Berlin Film Festivali'nde hatırlıyorum. O da müthiş bir şey. Evet. Dünyanın gönlünü kazanmış yetenekleriyle, işleriyle, hem sinemada hem müzikte tüm bu insanlarla birebir diyalogda olmak. Yani bir festivalde uygun ortamı yakalarsanız şunu fark ediyorsunuz, o insanlar sanıldığından çok daha mütevazi. Hakikaten belki bugün öyle değil ama o zamanlarda öyleydi. Yeter ki sorular sormasını bilin. Burada da Antalya festivallerinde de çok insanla söyleşi yaptım. Veya basın toplantılarını ben yönettim uzun yıllar. İngilizce veya Fransızcamla birlikte. Çok olağanüstü anlar da oldu. Mesela bir İstanbul festivalinde o zamanlar Sesam'ın yeri vardı. Şeyde şimdiki şey binasının içinde. Neyse adını unuttum şimdi. Onardılar da emek sineması yıkıldı. İşte o binanın içinde Sesam'ın yeri vardı. Orada yaptık bir toplantı. İki yönetmen, bir yanımda ünlü Yunan yönetmeni Theo Angelopoulos. Öbür tarafında ünlü Polonyalı yönetmen Krzysztof Keślowski. Bunlar hakikaten sinema dünyasının çok büyük iki ismi sayılıyor. Yani bugün gençler pek bilmeyebilir de ama biraz sanat sinemasına vakıf olanlar. Ve ben ikisinin birden katıldığı bir basın toplantısı ben yönettim. Dilleri de farklı. O bir şey söylüyor, ben Fransızca'yı çeviriyorum. O İngilizce söylüyor, ben onu Türkçe'yi çeviriyorum. Böyle bir olay. İşte uluslararası arenayı bir salona toplamış oluyorsunuz. Vallahi bu sayede. Evet, evet. İşte kültürler de aynı zamanda birbirleriyle kaynaşmış oluyor. Evet. Sinema böyle zaten bir şey sinema, galiba. Evet, ben de onu söyleyecektim. Sinema böyle bir şey. Onu söyleyeyim. Evet, sinema böyle bir şey. Yani insanları, kültürleri yaklaştırıyor. Evet. Yaklaştırma da en önemli faktör. Çünkü edebiyat da öyle ama edebiyat bir çeviri çabası gerektiriyor. O da kolay değil. Hele şiiri aşağı yukarı çeviremezsiniz. Ama sinema görsel olduğu için hangi ülkeden gelirse gelsin altyazı evet. yoluyla size hemen ulaşabiliyor. Ve verdiği, hissettirdiği duygu direkt karşı tarafa geçen. Aynen. Sinemanın gücü evet. Sinemanın bu, gücü burada bambaşka saklı, bir şey. Burada saklı i̇şte diyebiliriz. İşte bizi de esir aldı. Çocukluk yıllarımızda. Evet, 52 yıldır diyorsunuz. Vallahi esir almış durumda ama. Bir elimizi verdik, kolumuzu alamadık sinema. Sinema hep var olsun, sanat hep var olsun. Çünkü toplumların gelişiminde katkısının çok büyük olduğu yadsınamaz. Hem görsel sanatların hem de sanatın her dalının aslında hiçbir birini birbirinden ayırt etmeden söylemek istiyorum. Yani sanatlara ilgi duyan, en azından bir sanata ilgi duyan, onunla hobi olarak veya daha profesyonel olarak veya sadece ilgi duyan, ilgili birisi olarak uğraşan insanlar çok mutlu insanlardır. Çünkü büyük evet. bir boşalma oluyor bu. Yani malum şu anda hiç mutlu çünkü, günler yaşamıyoruz. Evet, çünkü çok sanat zor iyileştiriyor. Günler yaşıyoruz. Ne oluyor? Sanata sığınıyoruz en çok. Evet.
Evet, özellikle bu sezon güzel filmler olduğunu Türk filmlerinde görüyoruz. Örneğin benim en çok beğendiklerimden bir tanesi de Aile Arasındaydı. Kesinlikle katılıyorum. Benim 10 filmim arasında yani işte komedi de böyle olur. Tamam, Cem Yılmaz filmi değil ama o başka türlü bir şey. O da başka türlü bir şey. O da çok emek verilen güzel çok bir film. Çok katılıyorum. Cem Yılmaz bizi hala güldürmeye devam ediyor diğer bir tarafta. Yılmaz Erdoğan da ediyor. Hatta Şahan Gökbak Abri'yle bir yerde ediyor. Yani ona da çok küçümsemek istemiyorum. O da kendine göre şeyler yapıyor. Komedimiz de o kadar kötü değil. Gerçi çok kötü Ata komediler. Atademirer'i de atlamayalım. Onun da o sıcak filmlerini. Tabii. Atademirer'i de atlamayalım. Evet. Çok haklısınız. Eyvah Eyvah serisine falan bayağı ilgiyle bakmıştım. Ama kötü komediler de, bayağı komediler de yapılıyor. Ve de aşk filmleri. Aman Türk usulü aşk ve korku filmlerini sevmiyorum. Yani korku filmleri bizim orada şeyimizde yok bir kere. Doğamızda yok yani. Türkler korkmazlar öyle. Neden korkacaklar ki? Şeytan kavramı bile Katolik diline ait bir kavramdır. Yani Türk dinsel inançlarında pek yeri yoktur şeytanın. Trafiğimiz malum. Böyle bir trafiğe Türk çıkan insan. Türk polisiyesi insan... açısından ne düşünüyorsunuz Efendim? Bu konuda? Türk polisiyesi açısından. Aa, o iyi. Arka sokaklar başı başına bir polisiye harikası. Yani Türker İnanoğlu'nun tabii bu diziyi yıllardır devam ettirmek gibi çok önemli bir misyonu oldu. Geçenlerde onunla bir söyleşi yaptım. Zor bir dönem geçiriyor. Amerika'da şu anda bir ameliyat yılına olacak. Ve birisinin de etkisiyle gittim dedim. Türker Bey'le hiç söyleşi yapmamışım. Uzun bir söyleşi yaptık. Bugünlerde bir yerde çıkacak. O dedi ki, ya dedim ki dizileriniz de var. Hangisinin arkasında durursunuz dedim. Atilla Bey yapmayın elbette Arka Sokaklar dedi. Hala başa güreşiyoruz o dizi sayesinde dedi. Ben çok farkında değilim. Çünkü gündüz vakitte oynuyor. Akşamüstü ve o saatte pek açamıyorum. Ama baktığım zaman hakikaten batılı bir polisiyenin gücünü görüyorum o dizide ve çok hoşuma gidiyor. Evet. Peki Atilla Bey. Şimdi Türk sinemasında 80'lerde biraz daha bireyci aslında ağırlığın olduğunu söylediniz. O dönemler tabii ve kadın filmlerinden bahsettik. Hem Müjdar'ın hem Türkan Şoray'ın o dönem Hülya Kurçit'in oynadığı filmler vardı. Onun da vardı tabii onu unuttuk. Bir röportajınızda Çalıkuş'unda Türkan Şoray'ın aslında Türkan Hanım'ın oynamaması gerektiğini ifade etmişsiniz. Mutlaka bunun bir nedeni vardır bu eleştirel bakışın. Nedir acaba o? Ne Ama gördünüz şimdi, orada? Yani Çalıkuş'un kahramanı olan Feride hepimizin mutlaka okuduğu, özellikle Türk kadınlarının, genç kızlarının hayalinde canlandırdığı bir kadın ve yani Türkan Şoray kadar güzel bir kadın olması gerekmiyor. Yani Türkan Hanım o kadar güzel bir kadın ki tamam bazı güzelliğinden vazgeçtiği filmler oldu kabul ediyorum. Ama ne olursa olsun Türkiye'de güzellik denince akla gelen bir kadın. Halbuki Feride de ilk akla gelen yani bir güzellik belki ama cismi güzellikten çok ruhsal güzellik. O başka bir şey. O Feride çok ince, çok kırılgan bir genç kadının gayet iyi dayanıp öğretmenlik mesleğine asılmasını gösteriyor ve yıllar boyu dediğim gibi birçok genç kıza öğretmen olmanın belki kapılarını açmış bir eser. Umut verdiği gibi yani Türkan Hanım'ın rolü değil o. Bir star rolü değil. Orada daha bilinmemiş yeni bir genç kız falan oynatmak gerekiyordu. Ama bunu Türkan Şoray'a karşı olan bütün ve çok iyi bilinen sevgi ve saygımın içinde söylüyorum. Yoksa tamam o rolün altından da kalktı. Ama onun rolü değildi bence. Evet. Peki Türk sinemasında Avrupa'yı bulduğunuz isimler var mıydı? Gayet de bir Türk sinemasında zaman zaman öyle filmler çevrildi ki yani soyut hikayeler anlatıyordu ve bu Batı sinemasına özgü bir şeydi. Mesela Atıf Yılmaz'ın bu konuda bir filmi vardır. Kalbe Vuran Düşman. Tümüyle soyut bir filmdi. Pervin Par ve birileri oynuyordu unuttum şimdi. Not defterime müthiş bir film. Kendi türünde bir ilk falan demişim. Fakat bu o film bugün yok. Yalvardım. Atıf abiye de merhum oldu tabii sağlığındayken. İşte ellerinde film bulunduran şirketlere de ya şu Kalbe Vuran Düşman'ı ortaya çıkarın da benim beğenimin doğru olup olmadığını şey yapalım, görelim diye. Fakat o filmi bulamadılar. Böyle çok soyut filmler oldu. Yani Metin Aksa'nın Sevmek Zamanı da sonuç olarak soyut manevi bir aşkın hikayesidir. Ve Türk sineması için de çok nadir bir filmdir. Metin Aksa'nın yani birçok filmi de öyledir aslında. Bütün bunlar çok kendine özgü filmler. Şimdi mesela bugün aynı şeyi Nuri Bilge Ceylan yapıyor. Son derece bize ait konuları ele alıyor. Ne bileyim ben Bir Zamanlar Anadolu'da gibi bir film. Tamamen bize ait fakat ortaya öyle bir film çıkıyor ki dünyanın her tarafında hayran kalıyorlar. Nasıl oldu da diyorlar yani Anadolu'nun derinliklerinden gelen bir film. Atıyorum Kaliforniya seyircisini, Hamburg, Berlin, Paris seyircisini
bu kadar ilgilendirebiliyor. İşte orada sinemanın büyüsü konuşuyor tabii. Bizim de artık Avrupa'yı Batı filmlerine benzeyen, onlar gibi yaratıcı yönetmenlerin damgasını yansıtan ve son derece orijinal, özgün hikayeler anlatan filmlerimiz var. Yani kesinlikle var. Evet. Hiçbir kompleks sahibi olmuyor. Ve uluslararası arenada da ödüller alan hem yönetmenlerimiz var hem oyuncularımız evet, var. Evet, kesinlikle. Geçmişle bugünü şöyle bir karşılaştırdığımız zaman belki de uluslararası arenada yarış anlamında artık Türkiye bu anlamda daha yarışabilir bir şimdi halde. Şimdi bakın, bütün büyük festivallerden ödüller aldık. Berlin'den Altın Ayımız var, Cannes'dan Altın Palmiye'miz. Fatih Akın yeni bir ödül aldı. Belki Oscar'lara da gidecek. Bir tek Oscar'larda bir ödülümüz olmadı henüz Türkiye adına. Yazık, çünkü ben mesela Ayla filmini de çok sevdim bu yıl, onu da söyleyeyim. Evet. Ve Amerikalıların ilgisi çekeceğini düşündüm. Çünkü malum Kore onlar için de çok önemli bir, hatırlanan bir olaydır bizim için olduğu gibi. Ve çok iyi kotarılmış bir film de olmadı. Ama şimdi mesela Daha filmini görünce bir arkadaşla onu konuşuyorduk. Ya keşke bu yıl Daha gitseydi. Öyle sarsıcı ve şok edici bir film ki belki Oscar'larda biraz daha şansı olabilirdi, bilemiyorum. Yani Oscar'lar da zor bir iş tabii. Evet, oldukça zor. Çünkü bütün dünyadan film yağıyor ve 9 film arasına girmeniz bile kolay olmuyor. Nitekim bu yıl finale kalan filmlerin hepsi bütün dünyanın, Batı'nın tanıdığı ünlü yönetmenlere ait. Peki son olarak şunu sormak istiyorum Atilla Bey. Oscar dedik. Geçtiğimiz sene Oscar ödüllerine de, ödül törenine de bir gölge düştü aslında. Ödüller karıştı çünkü. Tabii bu müthiş bir haber silsilesine de neden oldu. Acaba Oscar ödülleri hani itibarını mı kaybediyor? Bu karışıklık neden? Siz nasıl baktınız, nasıl değerlendirdiniz bu olayı? Efendim, o kadar sempatik bir olaydı ki. Yani tabii şimdi çok yaşlanmış yıldızlara, Faye Dunaway vardı orada biliyorsunuz. Faye Dunaway 1000 yaşında bir kadın. Ben kendisiyle röportaj yapmıştım bu arada 15 yıl önce Antalya'ya geldiğinde, hiç unutmuyorum. Baş başa üstelik benden sonra da Ömür Gedik girmişti. Birer baş başa söyleşimiz olmuştu. Şimdi kaç yaşında bilmiyorum. O işte zarfı açıyor, bir şey görüyor, göremiyor, öyle diyor. Yanındaki de yaşlı bir adam, kimdi unuttum şu anda. Yani birbirlerine pas edeyim derken, birbirlerine yardım edeyim derken yanlış filmi okuyorlar. Yani Oscar tarihinde bir ilk ve herhalde bir son. Buna önlem almışlardır. Öyle oldu. Yani Oscar'lar da çok özenle hazırlanıyor. Ama demek rastlantı veya kötü talih her yerde. Her İnsanın veya bir törenin başına gelebilir. Tabii o dönem çok fazla eleştiri de aldı. Bu kadar önemli ve dünya çapında özel bir ödül töreninde evet, böyle bir karışıklığın olması aslına bakarsanız biraz da insanların güvenini sarstı. Sarstı ama şimdi ne oldu? Biz de yani Antalya törenini, işte kapanış törenini, İstanbul kapanış törenini veya bizim Siyah kapanış törenlerini düzenleyip her yıl eleştiri yağmuru altında kalanlar da rahat bir nefes aldılar. Ya Oscar'larda bile bu oluyorsa izin verin de bizim törenlerimizde bir iki küçük aksaklık olsun dediler ve demekte de haklıydılar. Yani bu tür aksaklıklar her zaman olabilir. Şimdi son soru dedim ama bir soru daha sormadan edemeyeceğim. Siyah dediniz ve hemen aklıma bir başka şey getirdiniz. Türkiye'de pek çok sinema sever var. Sinema olmazsa olmazımız her dönem içeriğiyle de olsun, hem toplumsal içerikli filmleriyle hem karakter oyuncularıyla, kadın ve erkek Türk toplumunun hafızasında çok önemli bir yer ediniyor. Bu kadar çok sinema sever ve sinema izleyicisi varken, hani sinema salonları dolup taşarken Siyah neden bu kadar izole kaldı ve az üye sayısı var? Sizin şimdi yorumunuz ne olur? Aslında az üye sayısı yok. Biz kurduğumuzda yani 1970'li yıllarda, sonra 1980 ihtilali olunca bizim derneği de kapattılar. Magazinci arkadaşları bile çağırıp üye yapmıştık. Sinema yazarı değillerdi aslında. Çünkü sinema yazarı çok azdı. Yani bir elin iki parmağını bile doldurmuyordu. Bugün şaka maka bizim 100'e aşkın üyemiz var. Yani bu fena bir sayı değil, onu söyleyeyim. Ama Siyah bugün iyi mi yönetiliyor? Törenlerinden söz edilebiliyor mu? Adayları yeni açıklandı. Doğru mu? Bu konuda bir şey söyleyemem. Ben Siyah'ın hala onursal başkanıyım. Ama yıllardır yönetimden kendimi çektim, gençlere bıraktım. Üstelik bu yönetimle de aşağı yukarı bir yıl kadar önce son derece kötü bir ilişki yaşadım ve hepsine küstüm. Adeta Siyah'a küstüm. Onun için bu yıl, yıllardır ilk defa yılın film adayları seçimi toplantısı falan da katılmadım. Bugünkü Siyah'ı savunmak ve işte bizim bıraktığımız gibi canım hatta daha iyiler gibi sözler etmek istemiyorum. Bütün bunları söylemeyeceğim.
Hatta kızdığımı da söylemeliyim. Bana karşı çok acımasız davrandılar. Yani bana hakaretler ettiler, hak etmediğim şeyler. Nihayet ben onların kurucu üyesiyim. SİAD'ı ben kurmuşum ya. İnsan bunu unutmaması lazım. Asgari bir minnet ve saygı duygusu beslemesi lazım. Ama her şeye rağmen sinema yazarlığı Türkiye'de iyi bir yere gidiyor. Bir kere çok yazar var. Uzmanlaşıyorlar. Hepsinin kendi uzmanlıkları var. Büyük gazetelerde yazan bazı arkadaşlar gayet iyi şeyler yazıyorlar. Dergilerde de öyle. Dergiler çok azalmıştı ama şimdi yeniden biraz çoğalmaya başladı. Dolayısıyla o kadar da umutsuz değilim. Evet. Efendim çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Keşke süremiz olsaydı da daha soracağım soruları ardı ardına sıralayabilseydim. İleride bir ikinci bölüm yaparız. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız bize. Sevgili izleyiciler, bugün özellikle Türkiye'nin en önemli sinema eleştirmeni, en üretken, en deneyimli sinema eleştirmeniyle Atilla Dorsay'la birlikteydik. Atilla Dorsay'ın hem anılarını hem bize aktardığı hikayeleri biz de bu ekrandan sizlere aktarmış olduk. Yeni bir Varkalış hikayesiyle yeniden buluşuncaya dek hoşça kalınız.